Sen dur. Ben zehir edeceğim ona baklavayı. Çekil. Çekilmem. Leyla çekil. Çekilmem. Lan çekil. Çekilmem. Evet. Ay. Ay. Aa. Resmen kaldırdı. Kenara koydu beni adam. Ah. Hadi. Toprak. Ay. Nereden çıktı ki bu? Adam kaçmaz pullu yenge. Aa Toprak abi nasılsın? Lan oğlum ben sana kaybol demedim mi lan? Yo ortaya çık dedin. Lan! Adem! Geç arkama bebişim. Toprak saldırma sana çocuğa. O da benim kapıma horoz bırakmasın. Baklava getirmesin. Hele çiçek hiç bırakmasın. Ya Adem! Sen de adamın kapısına horoz bırakmasan ayol. Baklava çiçek de getirme bebişim. Leyla! Kadık kadar herife bebişim deyip durma. Harbiden ha. Ayıp oluyor pulu yenge. Bebişim nedir ya? Lan sen beni delirtecek misin oğlum? Delirme Toprak abi. Hiç tavsiye etmem. Kendimden biliyorum. Hiç, hiç iyi bir şey değil yani. Ya. Çal lan buraya. Çal lan buraya. Oğlum ben bırak. Lena bırak. Daha aç. Lena bırak. Daha aç Toprak. Lena sen kimden yanasın? Oy, barutçularda şiddet kol geziyor. Abi, 50 kere anlattım ya. 50 kere anlattım. Ama kafa kafa değil ki. Kamyon lastiği anca devirdim. Lan sen adamı satarken iyi de edeceğim tabii lan Rebe. Vicdansız. Hala satmak diyor ya. Hala satmak diyor ya. Ay! Defne! Ne oluyor oğlum? Ne olacak? Yalın bunun çevirdiği haltları öğrenmiş. Yalın anasını getirdi dağ evine. Ondan sonra da yalanını çarptı yüzüne gitti. Of Defne of! Kahrolmuştur oğlan be. Kahrolmuştur? Adam paramparça oldu. Kimse bilmiyor nereye gittiğini. Bulayım mı onu? Kaçta geleyim? Yo, bana uyar saat 10. Ay nasıl tanıyacağım seni? Kırmızı karanfil mi taksaydık ayol? Ay şahane olacak. Çok istiyordum tanışmayı. O zaman yarın 10'da görüşürüz. Öpüyorum, bye. Ay! Toprak ödümü patlattın. Aa! Ne oluyor ayol? Kaşlar yine burnunun üst katına inmiş. Sen kimle tanışıyorsun Leyla? Fred Çakmaktaş'la canım. Çok merak etmiş. Kendinden daha taş devri adamı biriyle nasıl yapabiliyorum? Yabba daba dur! Leyla, adam gibi sordum, adam gibi cevap ver. Aa, adam gibi sormak buysa adam gibi olmayanı çok merak ettim Toprak. Leyla. Of Toprak, of ayol. Doruk'un annesiyle konuşuyordum. Ne?
Aman! Doruk'un annesi benim. Doruk'un sınıf annesiyle konuşuyordum. Anneler için organizasyon yapmışlar. Gruptan mesajlaşıyorduk ama hiç tanışmamıştık. Annelerle yemek yiyip tanışacağız. Oldu mu canım? Baştan söylesene kızım. Ne öyle telefonda bir gizem yapmalar falan? Değil mi Toprak? Bendeki de zevk işte. Bayılıyorum taş devrinden kalma tek hücreli adam görmeye. Yabbadabadu! Haydi. Şapşal. Onun doğrusu böyle bir kere. Bildiğin şapşal ayol. Geldik bakalım İdris'in annesi. Git de tanış diğer annelerle. Toprak, ben kendim gelirdim. İlla tutturdum getireceğim diye. O kadar güzel bir anne tek başına gönderilmez. Ya Toprak. Ne? Kapıyı açacağım ya. Sen başka bir şey mi sandın? Ay, sinir. Bakmayın hanımlar, geç kaldım. Ben Leyla, Doruk'un annesi. Merhaba Leyla Hanım, ben Figen, adamın annesi. Merhaba canım, ben kuzenin annesi Aten. Merhaba. Naz'ın annesi Serpil ben. Aa! Leyla, Serpil! Ay canım ya, canım. Ay hiç değişmemişsin. Ay sen de öyle ayol. Ay! Dur bir bakayım sana. Bu ne güzellik böyle. Evet, şimdi oldu. Anne! Sen babam için mi süslendin? Beğenir mi sence? Ben olsaydım beğenirdim. Ay ben seni yerim. Yerim ham yaparım. Ay! Ay! Ay. Babam geldi. Ay. Evet, şimdi oldu işte. Çok güzel oldu. Hoş geldin Toprak abi. Hoş bulduk abi. Toprak abi, benim şu köye dönme meselesini düşündün mü? Abi be kızım yeter daha. Otur işte oturduğun yerde, neyin eksik? Ay Toprağım, hoş geldin. Sofra hazırdır. Elini yüzünü yıka, hadi geç. Tamam. Baba! Aslanım. Oh! Oh! Hoş geldin Toprak. Annem çok güzel olmuş değil mi baba? Senin annen her zaman güzel oğlum. Senin için süslendi odada bana öyle söyledi. Oğlum. Çocuk işte. Hadi sen geç bakayım içeri. Hayırdır Leyla? Ay her zamanki halim ayol. Çocuk abartıyor. Az bile söylüyor. Çok güzel olmuşsun. Yakıyorsun vallahi. Da. Hadi beni yorma da söyle. Sen yine ne operasyon çeviriyor? Ne operasyonu ayol? İnsan içinden geldiği için kocasına süslenemeyecek mi? Kocasına? Eski kocasına diyecektim. Ben saçımı şey yapayım. Sen eski yeniyi bırak da
Harbiden benim için mi süslendin hatun? Yo. İşe giderken nasıl görünürüm diye prova yapıyordum. Lan! Babaanne. Babam anneme neden vardı? Senin pulli anan gene yapmıştır yapacağını. Babaanne, hiç çocuğun yanında öyle denir mi? Bağırmadı aslanım, bağırmadı. Hadi sen yemeğini ye. Çalışacağım dedim sana Toprak. Çalışmayacaksın dedim Leyla. Çalışacağım Toprak. Çalışmayacaksın Leyla. Sen bana karışamazsın. Ben seni boşadım çünkü. Ben seni boşamadım. Sen beni boşasan ne olur? 20'lik kızlara taş çıkarırsın valla. Ne demişler? Çalışan demir paslanmaz. Doğru demişler valla. Ay kaç yıl oldu? İşte 7 sene. Ay inanmıyorum. O kadar oldu mu ya? Evet. Ay hiç sormazsam çatlarım. Yani bir günde çektin gittin istifa ettin. Patron seni müdür yapacaktı. Kesin dedim bu kız başka bir yerden teklif aldı. Evlendim. Hadi ya. Bizim niye haberimiz yok Leyla, aşk olsun. Yani işte öyle aniden oldu. Doğru düzgün kimseye haber veremedim. Aile arasında yaptık düğünü. Şimdi neredesin? Evdeyim valla. Çocuk bakıyorum işte. Hepimiz çocuk bakıyoruz. Ya. Bana bak. Sakın kocam çalışmama izin vermiyor değil mi? Yok ayol sen de. Toprak hiç öyle bir adam değil. Ama ne? Sen zaten öyle karım otursun çalışmasın kafasındaki bir adamla yapamazsın. Yapamam. Evet. Leyla bak ne diyeceğim. Şirketten ayrıldıktan sonra ben küçük bir tasarım ofisi açtım. Gece elbiseleri falan yapıyoruz. Eğer çalışmayı düşünürsen sana kapım her zaman açık. Senin gibi yetenekler kolay gelmiyor. Ay canım ya. Beni mahcup ediyorsun. Bırak şimdi mütevaziliği. Sendeki yetenek bende olsa oho. Sen çocukla yaparım kariyerle kadınsın. Şimdi çıkıyorum zaten. Sen bana iş yerinin konumunu atarsın. Hadi öptüm. Hangi iş yerinin konumunu atıyor acaba? Ay Toprak ne öyle seri katil gibi? Leyla cevap ver. Aklıma gelen şeyi yapmıyorsun değil mi? Tam da aklına gelen Toprak. Serpil bana iş teklif etti ve ben de görüşmeye gidiyorum. Leyla! Leyla dur dedim. Durma. Siz erkekler hep durmamızı istiyorsunuz ama artık yok öyle bir memleket. Durmayacağım Toprak. Leyla! 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 Dur! Sakın, sakın bunu yapma. Yaptım bile Toprak. Yeter artık. Benim yarı yeteneğimle insanlar almış başını gitmiş. Oğlum da büyüdü zaten. Kaldığım yerden devam edeceğim. Kararlıyım. Leyla. Toprak bırak. Eğer o işe gidersen, bu zamana kadar kurduğumuz her şeyi yok edersin Leyla. Aramızdaki her şey biter. Toprağım, ihlal
hamuru yaptım. İç de için ferahlasın. Eğer o işe gidersin, bu zamana kadar kurduğumuz her şeyi yok edersin Leyla. Aramızdaki her şey biter. Be uşağım, her zamanki pulli etto edeceği ne? Ha ben bir pencere kapı açayım da hava gelsin. Nefessiz kaldım. Toprağım, içmemişsin ıhlamurunu. Habibe de odasına kapandı kaldı, dışarı çıkma. Kaldı ıhlamurlar, soğudu. Değil mi? Ah pulli ah. Nerede? Oraya kadar gittim. Sonra bir şey fark ettim. Ne fark ettin? Eğer o iş görüşmesine gitseydim, eski halimizden farkımız olmayacaktı. Hatta belki. Belki. Belki ayrıldığımız gün gibi ipleri koparacaktık. Ben buna bir kez daha dayanamam. Ben de dayanamam Leyla. Yalnız bu üç senlik bir hareket olmadı Leyla. Geri dön ben yani. Sen de senlik olmayan bir hareket yap o zaman. Nasıl bir hareket? Çalışmama izin ver. Hatun, bu istediğin çok zor. Hem ben seni her zaman yanımda istiyorum. Ben de seni her zaman yanımda istiyorum. O zaman sen de işe gitme. Çok pis ters köşe oldu ama. İşine gelirse. Bak bak. Hadi toprak. Sen de bir adım at. En azından bir düşün. Çalışmak istiyorum ben. Ah be hatun. Tamam düşüneceğim. Söz mü? Söz. Bakma bana öyle ama. Dayanamayacağım, öpeceğim.
o olacak. Leyla, sen de bugün adım üstüne adım atıyorsun. Ne yapayım? Başladık bir kere. Artık sonu nereye giderse. Nereye giderse. Toprağım yetiş! Ne oldu ya? Oy! Toprağım yetiş! Babaanne ne oldu? Hadi be, kaçmış. Nasıl kaçmış? Bayağı kaçmış. Sabahtan beri odasında uyuyor sanıyordum ama kaçmış. Hem de çeyizlerini de almış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.